Size bu videoda düğün hazırlık sürecimden bahsedeceğim. Hello! Kanalıma hoş geldiniz. Ben ailenizin güzel kuzmanı Sibel Kırbaş. Görüyorsunuz beyaz elbisemle gelin gibi karşınızda oturuyorum. Çünkü size bu videoda düğün hazırlık sürecimden bahsedeceğim. Mutlaka ilgisi veya dikkatini çekecek kişiler vardır. O yüzden hemen kanala abone olun ve düğün sürecimi, hazırlıklarımı vesaire detaylı detaylı birkaç videoda yaya yaya, siz, yaya, yaya yayarak size anlatacağım. İnanın mecalim yok, inanın yorgunum. Dokunsalar ağlayacak gibiyim ve aynı zamanda yoğun olarak stresteyim. Zaten normalde de hani mükemmeliyetçi ve stresli bir yapım vardı çarpı böyle bir durumda iki katı strese girdim. Tabii ki daha düğün günü olduğunda hani bunu idrak edeceğim. Ama bu hazırlık aşaması ki ben detaylı bir hazırlık yapmadım. Çünkü şöyle oldu. Benim ertelendiği için önceden zaten evim hazırdı ve ben bir yıldır zaten bu evdeydim. Yani hani benim sıfırdan mobilya almak, beklemek, perdeci vesaire gibi durumlarım şu son zamanı sıkıştırdığım durumlarım olmadı. Ona rağmen ben eğer bu kadar yoğun ve stresli geçirdiysem sizleri ve yeni evlenecekleri düşünemiyorum. Zorlu süreçlerden geçtik ve bu sebeple çok düğün ertelendi ve ertelenen düğünlerden sebep hızlandırılmış bir şekilde organizasyonlar işin içine girdi ki ben de 8 kere erteleyen gruptanım yani baktığınız zaman. Gerçekten bu kadar erteledim. En son Mayıs'ta Haziran'ın attık. Haziran'da pazar açılmadı. Şöyle kızlar size minik minik tavsiyelerim var. Şu an ben kadınlarla çalıştığım için söylüyorum zaten biliyorsunuz iş yerinde de ağırlıklı düğün tayfamız var. Hatta biz bu hafta bir, iki, üç, beş kişiyiz. Yani Pelin'in kınası, düğünü, Pınar'ın kınası, benim düğünüm, Pınar'ın nikahı, ondan sonra bir nişanımız, sonra bir sözümüz şeklinde bizim bir buçuk aya sıkıştırdığımız yoğun bir süreç var. Evlenecek kız çok fazla olduğu için bu videoyu gerçekten benden başka kimse çekemez diye düşündüm. Ve size bu süreçler hakkında minik minik hazırlıklar ve hakkında bilgiler vermek istiyorum. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Asla ve asla... Gereksiz çeyiz derdine düşmeyin. Şu oturduğum koltuğun altını bir düşünün vazayı. Ben de ilk yeni heyecanla bunları yaptım. Bunların hiçbiri kullanılmıyor. Ve evin içine girdiğinizde zaten eksikleri evin içinde hissediyorsunuz. O beğenerek aldığınız şeyler asla ve asla evinize uymuyor. O yüzden lütfen ve lütfen ben bunu önden tecrübe ettiğim için size severek anlatıp hani gönül rahatlığıyla söylüyorum. Gerçekten bunlara gerek yok. Haricinde kızlar gerçekten saç makyaj ayrı bir olay kime yaptıracağınızı bilseniz bile gün ve saat uyuşmaması çok fazla oluyor. Mesela ertelenen tayfaların çok büyük sıkıntısı oldu. Keza benim için de böyle bir sıkıntı oldu. Ben normalde otelde hazırlanacaktım ama düğünümüzü ertelediğimiz için Haziran'dan ve yeni tarihimde benden önce yazılan rezervasyonlar olduğu için ben ortada kaldım. ki o kişi yapsın diye de tutturduğum için şöyle oluyor. Benimki sabah erken olacak. Yani ben saat 7, 6.30, 7 gibi gideceğim ama düğünüm akşam ve akşam düğün organizasyonum yapılmadan önce tekrar düşün ve saç makyajım yapılacak. O yüzden eğer tarihiniz belirliyse ise mutlaka istediğiniz saç ve makyajı önceden kesinlikle ve kesinlikle ayarlayın. Onun haricinde gelinlik olayına girdiğinizde sizden rica ediyorum içinizdeki, gönlünüzdeki, hayalinizdeki neyse sadece ve sadece onu yapın. Neden? Sizi siz bilirsiniz. Sizi sizden başka kimse tanımaz. Ben yıllarca evlendiğimde mutlaka uzun kollu, işte düz, çok sade bir gelinlik giyeceğim dedim gelinlik alışverişine gittik ve bu arada çok lüks bir markanın gelinliği vardı hani istediğim. Hep onu istiyordum yani o gelinliği istiyordum. İlla onu giyeceğim diye tutturmuştum. Aynı modeldi zaten. Ve ben o markadan randevu alamadım bir türlü. Bizim ertelendi, hızlandı vesaire derken bu süreçlerde gerçekten kısıtlı alıyorlarmış ve rezervasyonları fulldü. Benim içimde kaldı. Ben o gelinliği deneyemedim. Sonra o gelinliğin resimleriyle elimde gelinlik aramaya başladım. Sonra bir iki tane gelinlikçiye girdim nişan Bana verdikleri hep kabarık, böyle A kesim, uzun gelinliklerdi. Bunlar ben değildi, ben olamazdı. Hayalimdeki de bu değildi. Ama istediğim modeli deneyebileceğim bir gelinlik de yoktu. Ve ben bu gelinliklerin denerken yanımda arkadaşlarım da vardı. Bunu al, bunu al. Gelin dediğin gösterişli olur, şöyle olur, böyle olur, şatafatlı olur algısına düştüler. Aslında ben de giydiğimde acaba öyle mi olsun, böyle mi olsun dedim. Sonra karar veremedim. Sonra Tek başıma gelinlik almaya gittim. Tek başıma denedim. Tek başıma istediğim gelinliği buldum ve yanıma kimseyi almadan istediğim gibi gelinliğimi diktirdim arkadaşlar. En son giydim ve son haline herkes attığımda ''Ya kolu şöyle mi olsaydı, kolu böyle mi olsaydı?'' dediler. Ama inanın hiç önemsemedim. Çünkü ben onu istiyordum. Benim yıllarca hayalini kurduğum o modeldi, o tarzdı ve giydim. Eminim yanıma başka başka birilerine olup yine gelinlik bakmaya gitsem yine kafam karışacaktı. Belki ona onların sözünü dinleyecektim belki şu an giydiğim gelinlikten çok daha güzel olacaktı. Eminim ki daha gösterişli, daha güzel olacaktı. Ama yine dediğim gibi belki yıllarca içimde ve aklımda kalacaktı. O yüzden bu konuda kesinlikle kendi kararınızı kendiniz verin. Kimseyi dinlemeyin. İçinizde ve aklınızda kalmasın. Çünkü ben son provada artık gelinliğimi aldım, giydiğimde ve eve gelip denediğimde o kadar mutlu oldum ki anlatamam size. Onun haricinde aksesuar mutlaka saçınızı beğeniyorsunuzdur ama önden görüşün ben de öyle yaptım. Ne istediğimi biliyordum ama tabii ki kuaföründe bir sonuçta bu işin ehli biri var. Onu danıştım. Gitmeden dedim ki ben saç aksesuarlarımı nasıl almalıyım dedim. Onlar bana akıl verdiler, yönlendirdiler. Hatta ben yedekli bir aksesuar bile aldım. İkisini de kullanacağım zaten. Birini de çekimde kullanacağım. Sonra gelin çiçeği. Arkadaşlar bu gelin çiçekleri. Zaten ben canlı çiçek alacağım ama fırlatmadı da anı kalsın diye kuru çiçek istiyordum. Ben bir tane gelin sayfasında bu gelin çiçeklerinden hedef beğendim. Çok beğendim. İnanılmaz çok beğendim. Evet maddi durumum iyi olabilir çok şükür. Ama hani bu iyi olması da gereksiz yere yani sadece atacağım beğendiğim bir çiçeğe bu kadar para vermem gerektiği anlamına gelmiyor. Sonra dedim ki neyse Sibel dedim. Yani sonuçta atacaksın orada bir alacak gidecek. Belki atacak. Belki saklayacak kuru çiçeğini. Sonra bir arkadaşım evin önüne gittiğinde ona sormuştum. Çiçek bakar mısın orada atmalık çiçekler varmış falan diye. Benim sedefimin ham halini buldu. Ham halini orada bir çiçekçi gelin buket haline getirttirdi. İnanılmaz güzel oldu. Ben çok mutluyum. içime sindi. Hatta şöyle diyorum. Ben canlı atacağım. Onu saklayacağım. <laughs> <laughs> Şu an o haldeyim hatta bazaya koydum evde onu çünkü konseptime yani benim evde dekoruma da uyduğu için kullanıyorum. Sedef yaptırdım ben. Onun haricinde ayakkabıya ben hiç önem vermiyorum. Ben normalde de kullanacağım bir ayakkabı aldım. Zaten ben sürekli topuklu ayakkabı giydiğim için ve topuklu giymeye alışkın olduğum için açık söylemek gerekirse gelin ayakkabısı almadım ben. Günlükte de daha sonrasında kullanacağım açık renk bir ayakkabı tercih ettim. Yani beyaz ve krem arası bir renk ama kullanabileceğim bir ayakkabıyı tercih ettim. Çünkü bir gün birkaç saat giyeceğimiz bir şeye de bilmiyorum yani hani tabii ki özel tabii ki okey ama bazen o kadar abartılıyor, o kadar farklı lanse ediliyor ki ve siz bu küçük detayların içinde boğulurken hayat o kadar hızlı akıp gidiyor ki o yüzden bence bu kadar detaylara takılmayın, bu kadar boğulmayın bunlarda. Bir gününüz var, en mutlu anınız olacak. Bunlara odaklanın. Dediğim gibi gereksiz çeyiz derdine düşmeyin. Evin içine girdiğinizde, evinizi sahiplendiğinizde zaten eksiklerinizi kendiniz belirliyorsunuz ve daha hani içinize sinerek, beğenerek, ha, bu buraya olur diyerek alışverişe çıkıp alabilirsiniz. İnanın o zaman almanın duygusu çok daha farklı oluyor. Çünkü gidiyorsunuz bir gün alışverişe o da eksik bu da eksik. Yani yumurta sürme fırçasına kadar alıyorsunuz rengarenk rengarenk. Sonra geliyorsunuz ay iyi, bu da olmadı falan diyorsunuz. Ve arkadaşlar annelerinizin, kayınvalidelerinizin önünü alın. O hani diyorlar ya havlular onlar bunlar kullanılmıyor. Vallahi kullanılmıyor. Onlardan da uzak durun. Evet hediyedir. Birkaç tane ana olsun diye alırsınız ama çünkü ben ablalarımdan biliyorum. İki ablam da evlendi. O çeyizler zamanında onlara yapıldı ve hiçbiri kullanmadı. Onlar çok tecrübeli ve önümde olduğu için zaten biz bu hiç bu taraklara çokça girmedik açıkçası. Tabii ki eğer çok içinizdeyse ve hevesinizse yapabilirsiniz. Düğün organizasyonlarında da şöyle bir şey var. Biz düğün konseptimizi yemekli seçtik arkadaşlar ve ikramlı. Hani olacak mı olmayacak mıydı? Ama evet oluyor. Yemekli. Önden bir soğuk tabak geliyor, meze tabakları. Ardından bir ara sıcak, sonrasında işte et yemeğimiz geliyor, etimiz, pilavımız, sebzemiz geliyor. Sonra düğün pastamız ve tatlımız geliyor ve içeceklerimiz vesaire falan. Bizim menü konseptimiz buydu. Bu şekilde bir menü belirledik. Kalabalık, çok kalabalık bir düğün yapmıyoruz. Zaten hani bu malum süreçlerden sebep de o kadar insanı bir araya getirmek istemiyoruz açıkçası. Özellikle de farklı şehirlerde olduğumuz için de. Çok böyle vav wow diye kalabalık bir şey yapmıyoruz. Tamamen eğlence odaklı. yapacağımız yer sizi çok fazlasıyla yönlendiriyor. Onlar size işte daha parçanızı, işte giriş parçanızı vesaire söylüyorlar. Siz beğendiğiniz şarkıları gönderiyorsunuz. Sadece benim tek zorlandığım masa düzeni oldu. Onların yaptığı masa düzenlerini bir türlü beğenemedim. Sonra tamamen organizasyonun içine gittiğimizde işte ben orada kendim bunu koyalım, bunu ekleyelim, bunu çıkalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diyerek kendim belirledim konseptimi. Çünkü ben biraz şaşalı olsun istemiştim. Yani şaşalı derken nikah alanım dore idi ve bütünlüğü bozulsun istemiyordum. Yine dorelerden gitmek istiyordum. Hani o yüzden onu uygun bir konsept belirledik. Tek sıkıntımız sandalyelerde oldu. Ben sandalyeleri değiştirmek istedim. Ama çok hani birebir örneği yoktu. O doreye uygun konsepti istediğim sandalyenin. Göremediğim için de çok kararsız kalıp tamam dedim sizin dediğiniz olsun bu sandalyeleri kullanalım ama işte bu sandalyeleri süsleyelim deyip sandalye süslerini değiştirdim sadece. Haricinde fotoğrafçımı da ayarladım. Şöyle ayarladım ben fotoğrafçımı. Benim zaten organizasyon yapılacak yerde fotoğrafçım olacak hazırlanma süreci, aile çekimi vesaire sonrası düğün anı vesaire videolu bir şekilde fotoğraf çekilecek. Ben çekimimi o gün orada yaptıracağım. Hani otel konsepti olduğu için. Açık havada olduğu için ama sonrasında Tekrar belki eğer beğenmezsem o fotoğrafları hani olur illa ki böyle manzaralı bir dış çekim istersem zaten tüm her şeyin bana ait. İlerleyen süreçlerde onları da yaptırırım. Düğün veya düğün öncesine sıkıştırmayın. Düğünden sonra çektirin. Ben bile hani son haftalarda çok bu kadar strese girdiysem sizleri düşünemiyorum. Bir de ben hani iş konusunda da rahatımdır buna rağmen. Ama iş yerindeki kızlardan biliyorum. Sabah erkenden kalkıyorlar. Onu yetiştirmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaya çalışıyorlar. İşe yetişiyorlar. Eve yetişiyorlar. Hem psikolojik olarak hem de bedenen yoruluyorlar. Lütfen bunu yapmayın. Dediğimiz gibi işte gelinliğimizdir, tacımızdır. Zaten bunlar genelde bizde kalan şeyler. Düğün sonrası daha rahat, daha uygun bir şekilde bence yaptırırsınız. Hem de zaten gelinliğiniz kirlenecek, tekrar temizlemeye vesaire vereceksiniz. Buna da gerek yok. Düğünden sonra istediği kadar kirlenebilir. En azından onun stresine de girmeyin. Benim size vereceğim nacizane minik tavsiyeler. Bunlar hani biliyorum benim de var yanımda dediğim gibi iş yerinde. Hepimiz aynı süreçte evleniyoruz. Kızlar kına kartlarına kadar bastırdılar yani. Bu tamamen sizin tercihiniz. Hevesiniz varsa içinizde yapın. Ama sadece o yaptı diye yapmayın. Zaten gerçekten bunların hepsi de evlenme harifesinde bir bütçe arkadaşlar. Ne kadar göze batmıyorsa da hiç önemli değil. Şöyle düşünün. Evlenip evin içine girdikten sonra eğer bu bütçe sizi sarsılacaksa sakın sakın yapmayın. Gerek yok yani. Çünkü davet ettiğiniz herkese her şeyi beğendiremezsiniz. Öyle bir algoritma yok. Ben kadınlarla çalışıyorum yıllardır. 18-19 bin tane kadın üyem var. Mutlaka memnuniyetsiz %10, %20'lik bir kesimi var. Çok memnun olan da var, memnun olmayan da var. O yüzden hani insanlar ne der diye düşünerek yaklaşmayın. Olabildiğince rahat, free hareket edin ve kendinizi kendiniz belirleyin. Yani o öyle desin diye bir yola gitmeyin. Size en büyük tavsiyem budur. Ondan sonrasında free olun. Ben rahat yaklaştım bu sürece. Evet son hafta ben de strese girdim. Çünkü benim ekstra ekstra durumlarım oldu. Sezonumuz da yoğun geçti biliyorsunuz. Kapandık, açıldık, tadilata girdik falan derken. Bizde biraz böyle iş beni yorduğu için strese girdim. Ama şunu da söylüyorum kızlar ne olursa olsun son hafta çok duygusal oluyorsunuz. Böyle ettikleri an ağlamaya müsaitsiniz. Aman 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 tartışmalardan ve kavgalardan uzak duralım. Düğün hazırlık süreci tamamen bütçeye bağlı bir şeydir. Ve isteklere bağlı bir şeydir. Artık bu Türkiye'deki şartlarda en iyiden en kötüye kadar bir sürü içerikler var. Eminim siz kendinize en uygun olanı, ne istediğinizi, nasıl istediğinizi belirleyerek zaten yaparsınız. Sadece bunları yaparken kendi isteklerinizi düşünün. Erkekleri dinlemeyin. Çünkü erkekler bu konuda birazcık ya yap işte. Hani onlar sizin gibi yaklaşmıyorlar. O yüzden siz organize edin, siz yapın. Kendi isteğiniz olsun. Fikir de çok almamaya çalışayım bence kafanız karışıyor. İşte böyle benim hazırlık sürecim klasik bir süreç olarak geçti. Ben çok açılmamayı tercih ettim. Dediğim gibi bana kalsa ben hiç düğün yapmazdım. Ben genelde nikahçıydım ama oldu. Size de tavsiyem düğünden sonra rahat güzel bir balayı geçirin ve her şeyi unutun. Bu arada size bir gerçek itiraf ediyorum. Ben balayına gidemiyorum arkadaşlar. Çünkü düğünden sonra benim işlerim çok yoğun olduğu için biz gidemiyoruz. Belki sonrasında bayramla vesaire kombinleyip birleştirip gideceğiz. Dediğim gibi hani herkes bana aa baktığınız zaman Sibel Kırbaş Aa balayına mı gitmiyor ama olmadığı zaman olamayabiliyor. Yani gerçekten bazen hayat böyle engeller sunabiliyor size. Bunları da çok dinlemeyin. Balayında da tamamen kendi özgür iradenizi kullanın. Nasıl tatil yapmak istiyorsanız öyle değerlendirin. Ben gezmeli bir tatil yapmayı planlıyorum. Belki siz otel tatili seviyorsunuzdur. Bu da bir tercih. İşte böyle. Benle bu süreci yaşayanlar varsa mutlaka yorum bekliyorum. Nasıl kavgalar, nasıl tartışmalar yaşadınız. Gelin dedikodu yapalım hep birlikte en sevdiğim şey. Suyu da döktük iyi mi? Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel tatlı sıkmayın. Hepiniz bebek gibisiniz. Hepimiz bebek gibiyiz. Kar beyaz günler hepimizin olsun. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.